Evet doğrular ve açılar kazanım kavrama testimizin çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Kareli kağıtta verilen MON açısının açı ortaya aşağıdakilerden hangisidir? Açı demek ne demek arkadaşlar? Bir açıyı iki eş parçaya bölen açı MON. Bakın neresi? Şuranın hepsi. Buranın yani şöyle. şu açının tam ortasından geçen yer neresi tabii ki? O B'dir cevap Bursa diyoruz. İkinci soruda bu sefer de ABC açısının açı ortayını sormuş. ABC açısı şöyle bir açı. 90, görebildiğiniz gibi 90 derecedir. Çünkü şu bu karelerin tam ortasından gidiyor. Bu kenarda açının bu kolda bu karelerin tam ortasından gidiyor. Dolayısıyla 45 buradan 45 buradan burası 90 derecedir. Bunu görmeniz şart değil. Burası bak tam böyle ortadan yardırarak gidiyor. Burası da buradan ortadan yardırarak gidiyor. O zaman ne yapar? şunun ve şunun açıyı şöyle görürsek eğer yani şuradaki uzunluğun tam ortasından geçeceği için şöyle gitmesi lazım. Nereden geçer o zaman bunun açı ortayı? S'den geçer diyoruz. Çünkü soruda hangisindeki doğrular yani M ve N doğruları birbirine kesinlikle paraleldir diyor. Birinciden başlayalım. Şimdi biz şöyle alışmıştık şekilde şöyle görmeye. Şimdi M ve N'yi paralel farz edelim. M ve N paralel olursa şöyle bir Z yok mu arkadaşlar bakın. Z kuralından iki paralel doğru arasında oluşan şu Z'nin iç kısımlar birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Burası 95 ise burası 95. Şimdi 95 ve 85 yan yana gelmişler. Yani şu şekilde birbirlerine ne yapacaklar? 180'e tamamlayacaklar. 90 80 daha 175. 5 175, 5 5 daha 10 180 yaptı mı? yaptı. Evet sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman bunlar paralel. İkincisine bakıyorum. Yine şöyle yan düşünürsek arkadaşlar. Şu iki tane paralel doğrum olduğunu düşünelim. Burası 92 ise tam arkası nedir? 92. Yine Z kuralı gereği burası Z'nin iç kısmı ise burası Z'nin diğer iç kısmı. İç ters açılar. 92 ise bunun neresi 92 olacak? Şurası değil. Tam arkası 92 olacak şu şekilde ne yapar bunlar birbirini? 180'e tamamlar. 92, 92 daha 184 yapar. Tam açı, doğru açı burada 180 derece olması gerekirken 184 derece olmuş olmadı. Burada bir paralellik demek ki yok. Geçelim sonuncusuna. Şu şekilde paralel olduğunu farz ediyoruz. Evet, direkt burada bir Z var gördüğünüz gibi ve Z'nin üstteki iç kısmı, alttaki iç kısmı birbirlerine eşit mi arkadaşlar? Eşit. O zaman bunlar neymiş birbirine? Paralelmiş. Cevap ne olacak? 1 ve 3 olacak. Ceyhan diyoruz. Evet arkadaşlar. iki farklı e, iki tane paralel doğrum var. İki paralel doğru arasında 8 tane açı oluşmuş ama aslında burada iki farklı ölçüde açı oluşur. Burada kullanılmayan harflerden birini kullanayım. Ne yok burada mesela? E. Şu A dedim yerin değeri ne olsun? E olsun. Burası E ise bunun tam arkasındaki ölçüsü ne olacak? E. Şöyle bir Z oluşturursam eğer iç ters açılardan Z'nin iç kısmında kaldığı için burası E ise burası da E olacak. Burası da arka arkaya geldiği için E olacak. 4 tanesi E. Şu B diye yazan yerde ne diyeyim? F açısı olsun. Bunun tam arkası ne olacak o zaman arkadaşlar? F. Ters Z kuralı var. Bakın burada başka bir Z var. Sağdan sola doğru. Burası F ise tam arkası olacak? F. Peki son olarak burası F ise ters açıdan bunun tam arkasında olacak F. Evet 4 tane E açısı 4 tane F açısı oldu. Bunlara göre çıktıları değerlendirelim. A'da diyor ki A ile Z eşittir diyor. A'ya bakıyorum E derece. Z'ye bakıyorum E derece eşit mi? Eşit doğru. C'ye bakalım B artı X 180 derece. B artı X. B dediğimiz F'ymiş. X dediğimiz E'ymiş. Evet istediğiniz yere bakın. E artı F hep birbirlerini ne yapar arkadaşlar? 180'e tamamlar. Şurada tamamlar. Burada da tamamlar. Burada da. İsterseniz burada. isterseniz burada. E artı F her yerde birbirini 180'e tamamlar. C artı X. C dediğim neymiş? E. X dediğim neydi? E. Bunlar birbirine eşit. Eşit olduğu için 180 derece olabilir de olmayabilir de bilemeyiz. Dursun. D artı D. D dediğimiz neydi arkadaşlar? F. T dediğimiz neydi? F. Evet. Bunun ölçüsü de bunun ölçüsü gördüğünüz gibi birbirine eşit oldu. C artı X demek ki 180 değilmiş. Ne kaldı geriye? Bursa kaldı. Beşinci soru yine bir doğru yanlış sorusu. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. E, F, A. E, F, A açısı. Neresi arkadaşlar? Şurası. A, F, K. A, F, K. O da neresi arkadaşlar? Burası. Bunlar bütünlerdir diyor. Evet. Şunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Birbirlerini 180'e tamamlıyorlar. Bütünlerdir. ABC. ABC nerede? Şuradaki açımız. AFK. AFK yapmıştık. O da buradaki açımız. Bunlar yöndeştir diyor. Evet. Bakın bu da sağ üstte bakıyor. Bu da sağ üstte bakıyor. Bunlar yöndeştir. Doğru. Aynı yöne bakan açılar. ABD. ABD neresiymiş? Şu sol tarafı. HFK. HFK. O da neresiymiş? Şurasıymış. Bunlar dış ters. Evet. İç ters vardı bir dış ters vardı. Eğer şu iki paralel doğru arasının doğrunun arasında kalıyorsa iç ters. Eğer dışarıda kalıyorsa dış ters. Buna bakıyorum sola bakıyor. Buna bakıyorum sağa bakıyor. Hem dışarıda kalıyor hem zıt yönlere baktığı için nedir bunlar? Dış terstir. Doğru. ABC. ABC neresiydi? Şurasıydı. DBH DBH o da neresi? Şurası. Evet bunlar nedir? Sadece ters açıdır. Ne iç tersidir? Yani bu iki doğrunun arasında kalmıştır. Ne dış tersidir? Bu iki doğrunun arasında kalmıştır. Bunlar sadece tersidir. Yani iki çapraz doğrunun arasında kalıp e, zıt yönlere bakan arkadaşlar. Ne iç ters ne dış ters. Sadece ve sadece ters açıdır bunlar diyoruz. Cevap ne olacak? Denizli. Evet. 6 soruya geldik. 6 soruda iki defa U kuralı uygulayacağız. Şurada U kuralının ne olduğunu hatırlayalım. İki tane paralel doğrum varsa arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar uzayabilir arkaya doğru. Biz şöyle göstereyim Uzama yanını gösterelim. şekilde bize bu lazım. İki paralel doğrumuz varsa ve bunlar kesen bir üçüncü doğrumuz varsa. Bu iki paralel doğru arasında kalan ve birbirine bakan yani karşı durumlu olan açıların toplamları nedir? 100 180'dir. İki paralel doğru arasında iki açı varsa 180, üç açı varsa ne oluyordu? 360. Bize bu lazım. İki tane açı varsa eğer iki paralel doğru arasında kalan bakın yan yatmış bir U gibi. Ne yapar? Toplamları 180 olur. Evet bu U kuralından yararlanarak yapacağımız bir soru. Şimdi şu KL bir paralel doğru PR bir tane paralel doğru. O zaman şu 80 ile şuradaki açının toplamı ne olacak? 180 olacak karşı durumlaşlar U kural gereği. 80 buradaysa şurası komple ne olması lazım? 100 olması lazım. Burası komple 100 ise 20'si burada. 2 tane A'ya ne kaldı? 80. Burası 100'dü. 20'si burada. 2 tane A'ya ne kaldı? 80 kaldı. 2 tane A 80 ise 1 tane A nedir? 40'tır. A'yı bulduk. Geldik B'ye. Şimdi şurası ne 20 idi. Buraya kaç kaldı 80. Şu iç kısmı neymiş? 80 yazalım buraya. Şimdi yine bu sefer de KL ile MN iki tane paralel doğru. Bir 80 derecem var. Bir de 4 b var. 80 varsa 180'e varmaya ne kaldı 4B'ye? 100 kaldı. O zaman 4 tane B 100 ise 1 tane B ne diyoruz? 25'tir diyoruz. Bizden ne istiyor? A artı B istiyor. A 40'tı B 25'ti toplarsak ne eder? 65 eder. 7. sorumuza geçtik arkadaşlar. Farklı çözüm yolları var ama şöyle en kolayından bir yöntemi e, uygulamak istiyorum. Şu AB doğrusunu geriye doğru uzatıyoruz arkadaşlar. Ve sorumuz burada bitiyor. Şimdi şu AB buna ile DE paralelse şu andaki şu uzun AB ile bu DE hala nedir? Paraleldir. Yani bunun şu kısımları da birbirine paraleldir. Burası 70 ise şurası ne olur? 70. İki paralel doğru ve aynı yöne bakan açılar ne yapar? Yönde açılardır. Ölçüleri birbirine eşittir. Şurası toplamda ne olması lazım? 180. Burası 130 sa iç kısmına ne kaldı? 50 derece kaldı. 70 ise toplamda 180 olması lazım. İç kısmına ne kaldı? 110 derece. 110'u var. 50'si var. 180'e ya? ne kaldı? 110. 160. 160. 20 derece kalmıştır. Bize zaten B, C, D. Bakın B, C, D. Burayı soruyor. Neymiş burası da? 20 20'ymiş. Ne yaptık? Şu A, geriye doğru uzattık. Yöndeş açı olduğu için 70 ise 70 dedik. Bundan sonrası en iyi bildiğimiz şey. 180'e tamamladık. Burayı bulduk. Burayı 180'e tamamladık. Burayı bulduk. İki açısını bulursak zaten üçüncüyü bulmak kolay. 180'e tamamlıyoruz hepsini. 8. soruda arkadaşlar M kural diye bir şey vardı. Şurada önce M kuralının ne olduğunu hatırlayalım. İki paralel doğru arasında şöyle bir zikzak yaparsa sadece bir tane zikzak. Tek bir zikzak varsa şöyle yukarıdan aşağı doğru bak ters çevirsem ne yapar? Bu M'ye benziyor şu kısmı zaten dikkat ederseniz. Bu M kısmının ortası arkasında kalan şu parçaların toplamlarına eşittir. Şuraya A, buraya B dersen bu M'nin tam ortası ne olur? A artı B olur. Bu bizim neyimiz? M kuralımız. Bu kuralı benziyor. Bakın burada iki tane M kuralı çıkartacağız şimdi buradan. Önce B, A, E, E, C, D, D gidiyoruz. Şu iç kısmı görmüyoruz. Şu dıştaki kısma bakıyoruz. Sağ taraftaki M'ye bakıyoruz. Şimdi burası 20 ise şuradan gelen ve buradan gelen açılan toplamlar ne olacak? 20 olacak. İsterseniz 10'a 10 dağıtın. isterseniz 5'e 15, 1'e 19, 0'a 20 bile dağıtabilirsiniz. Biz sizin sevdiğiniz için 10'a 10 dağıtalım. Şu aradaki tek noktalı açım 10. Şuradaki tek çizgili açım 10 olsun. Bakın 10. 10 daha nereyi verdi? M'nin ortasını verdi. 20. Bizi zaten nereyi istiyor? Şurayı istiyor bizden. A, F, B. A, F, pardon. A, F, C. A, F, C. Bizden şurayı istiyor. Şu göbeği istiyor. Şimdi peki burası ne olacak? Şöyle bir M çizersek arkadaşlar. F noktasından E'yi görmezsek. Şöyle F'den geçen bir M. Burası ne olacak? Şuradaki ve şuradaki açıların toplamları eşit olacak. Yani iki çiz tek, çiz tek noktalı iki tek çizgili. E bir tanesi 10'du. Diğer de 10'dur. E biri 10'sa diğeri de 10'dur. 10 10 daha 20 10 10 daha 20 bir bacağından 20 geldi bir bacağından da 20 geldi 26 20'den ne oldu ortası 40 oldu Önce E'ye yaptık. 20 dedik. Şuradan gelen ve şuradan gelenlerin toplamına eşit. Ama burası hem buradan hem buradan. Hem buradan hem buradan gelenlerin toplamına eşit. Yani iki tane onluk burada. iki tane onluk da burada. Toplamda 40 eder dedik. 9. soruda zikzak kuralımız var arkadaşlar. 2 tane paralel doğru arasında böyle bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ bir sol şeklinde doğru parçalar ilerliyorsa sağa bakan dar açılarla sola bakan daraçların toplamları birbirine eşittir. Şunların toplamları, şunların toplamlarına ne olacak? Eşit olacak. Bu mantığı burada işletiyoruz. Şimdi iki tane paralel doğrum var. Sağa bakan açılarım 30, 50 ve 40. 30, 80, 120 etti mi arkadaşlar? Etti. O halde şuradaki B açısıyla D açısının toplamından da ne gelmesi lazım? 120 gelmesi lazım. Zaten bize onu bizden onu istiyor. ABC neresi? ABC B açısı yani. CDE CDE D açısı yani. Evet, bu ikisinin toplamı buradaki arkadaki 3 tane açının toplamına eşit olacak. Demek ki neymiş? 120'ymiş. Evet 10. soruya geldik arkadaşlar. Şu AB'yi ne yapıyorum? Bakın arkaya doğru uzatıyorum sadece. Şurası 60 say yön. Bak paralel doğrular var. 60 ile şurası aynı yöne bakıyorlar. Sola bakıyor sola bakıyor. Burası da nedir arkadaşlar? 60'dır. iç açıları toplam 180'di. 70, 60 daha 130. Buraya kaç kaldı 180'e varmaya? 50 kaldı. Şimdi burası 50, toplamları neydi? 180. O zaman şuranın dışına komple ne kaldı? 180'e var mı ya? 130. 2 tane bakın tek noktalı açı var. Yani açı ortay. 130'un yarısı buraya 65, yarısı buraya 65 olarak paylaşır. ABC neresi? ABC. Şuradaki 65'lerden bir tanesi Osman cevap Bursa diyor. Şey Ceyhan diyoruz. Evet. Bu soruda ne yapacağız arkadaşlar? Bu soruda da E noktasından bir çizgi çekmemiz lazım. Şu şekilde E noktasından AB'ye ve CD'ye paralel üçüncü çizgiyi de ben çekiyorum. Şimdi paralel doğrular varsa şu 5x'in yukarı bakan kısmını görelim. Burası neyse şurası o değil midir? Yöndeş iki tane paralel doğru var ve aynı yöne bakın arkadaşlar. Burası 50 ise burası da ne olacak? 50. Yine aynı mantıkla Şurada sağ, sağ alta bakıyor. Bu da sağ alta bakıyor ki paralel doğru var. Burası 3x arkadaşlar. Burası ne olacak? 3 tane x olacak. Şimdi tam ortası 5x'ti. 3 tane x'i alt tarafta kaldıysa şuraya ne kaldır arkadaşlar? 2 tane x. Yani 2 tane x'e ne gelmiş? 50 gelmiş. Bakın burası 3x'e şurası ne olacak? 3x. E tamam 5x'ti. Ne oldu? 2x'i yukarı kaldı. 2x nereye eşit oldu o zaman? 50'ye eşit oldu. 2 tane x 50 ise bir tane x ne yapar? 20 5 yapar. Evet son sorumuza geldik. Şu doğrumuzu, şu doğrumuzu paralel demiş. Zaten bunu paralelli vermesi hiçbir şey yapamayız. Burası 70 arkadaşlar ters bir Z görüyorum ben şurada. Şöyle bir ters Z. O zaman burası ne olacak? 70. Burada bir açı ortay olduğuna göre 70'in yarısını buraya yazıyorum 35. Diğer yarısını buraya yazıyorum 35. Şimdi Şurada ne var arkadaşlar? Şöyle bir U kuralı. İki tane paralel doğrum var. Bunlar kesen üçüncü bir doğrum var. Aralarında sadece iki aç oluşmuş. 35 ve şurası neye burası? B. A açısı. Bana zaten oray soruyor. 35 ile neyi toplarsam 180 yapar. 5 daha 40. 40 daha 80. 100 daha 180. 35 ile 145 toplarsam 180 yapar. Böyle biraz arkadaşlarımız zorlanabilirler. Farklı bir yolda yapayım. 70 ise burası 70 dedik. 35 35 paylaştılar. 70 ise şurası 180'e tamamlayan açı olduğu için ne olacak? 110 derece. Üçgen bakın 110. 35 daha 145. 180'e varmaya ne kaldı şuradaki küçük açıya? 35 derece kaldı. E, 180 180'di. Burası 35 ise burası ne olacak? Yine 145 olacak. İsterseniz buradan da gelebilirsiniz. Başka yolları da var da kafa karıştırmayalım. Şimdi onlara girmeyelim.